Değerli izleyiciler, Mars'tan selamlar olsun. Yine her zaman olduğu gibi 2023 Fotoğraf Makineleri Müzesi'nden sizlerle beraberiz. Bugün de güzel bir konuğum var. Benim tabirimde Malatya'nın Nasrettin Konakçısı dediğim, Malatya'nın gülen yüzü, tiyatrocu kardeşim, genç oyuncu Ömer Konakçı'yı konuk ediyoruz. Ömer Bey, hoş geldiniz. Kısaca sizi sizden dinleyelim. Bizim programın formatı biraz böyle. Ondan sonra sorularımıza geçelim. Hoş bulduk Kemal abi. Ömer Konakçı ben. 38 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır Malatya'da tiyatro yapıyorum. Tiyatronun dışında sinema oyunculuğum var. Radyo TV sinema öğrencisiyim Erciyes Üniversitesi'nde. Belediyede çalışıyorum, kültür biriminde. Aslında birçok alanda birçok iş yapmaya çalıştım. Başarılı olduğum alanlardan bir tanesi de tiyatro diye düşünüyorum. Çünkü tiyatroya çok emek verdim, çok didindim, uğraştım. Şimdi de sinemayla ilgili çalışmalarım var. Nasip olursa bir tane de film çekmek gibi bir hayalim var. Ona da çok yakınım. Onun da müjdesini burada vereyim. Hatta hiçbir yerde açıklamadım. Nasip olursa da bir tane sinema filmi sığdırmak istiyorum hayatıma. Sonrasında ne olur? Nereye gider? Nereye gideriz? Tabii ki hayallerim var. Daha fazla hayallerime nasıl ulaşırım? Ne yapalım onu bilmiyorum ama şimdilik hikayem bu kadar. Kısaca. Sevgili izleyiciler, Ömer Konakçı küçük yaşta anne ve babasını kaybediyor. Aslında hayatı roman olan bir kardeşimiz. Trajik, dramatik, bir sürü engelleri tek başına omuzluyor. Kardeşlerine bakıyor, kardeşlerin eğitimini üstleniyor. Yani evin sorumluluğunu üstleniyor. Daha sonra halk oyuncusu olarak görüyoruz bunu halk oyunlarında. Güzel Malatya oyunları, Adıyaman bölge oyunları falan oynuyor. Çeşitli yarışmalara katılıyor derken, siz tiyatroyla yollarınız o yıllarda mı kesişti? Tiyatroya başlama serüvenini bir alabilir miyiz? Şöyle Kemal abi, dedim ya birçok alanda bir şeyler yapmaya çalıştım. Halk oyunları da bunlardan bir tanesi. Aslında tiyatro ile halk oyunları kesişmedi. Halk oyunları zaten yapıyordum, zaten gidiyordum. Tiyatro benim içimde bir ukdeydi, oyunculuk. Taklit yapma ya da oyunculuğa olan bir hayranım vardı, oyunculuklara olan bir hayranım vardı. Bir gün bir ilan gördüm. Tiyatroya oyuncular aranıyor diye. Anadolu Sanat Tiyatrosu Kazım Hocam. Hoşuma gitti. Dedim ki ya ben oyunculuğu çok seviyorum. Oyuncuları takip etmesini seviyorum. Ben niye oyuncu olmayayım ki dedim. Hani bana da hep söylüyorlardı ya sen çok komik, çok neşelisin, çok keyiflisin diye. Bu şimşek çakar yani. Öyle bir şimşek çaktı. Sonra aradım. Sonra hoca beni davet etti. Gittim. Sonra ertesi gün gel dedi. Prova alacağız dedi. Ertesi gün gittim. Elime metin verdiler. Bir baktım provada buldum kendimi. Hızlı ilerledi. İlk oyunumda Necip Fazıl Kısaköre'nin Reis Bey oyunuydu. Orada kahveci ve gazeteci çocuğu oynadım. O zamanlarda R'leri söyleyemiyordum. İşte yazıyor, Nişantaşı cinayetini yazıyor, Elmaslar Kadın'ın oyunda çıktı, cinayeti yazıyor diye. Böyle bir hikayem oldu. Sonra başladım. Sonra çocuk oyunu oynadık. Bremen müzikacılarında köpeği oynadım. Sonra eşeği oynadım. Sonra baktım iyi gidiyor, iyi ilerliyorum. Yani köpekten eşeğe geçiş yaptık abi yani. Biz Ömer Konakçı ile tanıştığımız zaman yaklaşık 10-12 yıl önce, o zamanlar artık usta üretici olarak Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi'nde dersler veriyordu. Biz de oyunlarını, provalarını izliyorduk. Gençleri kendimizce yönlendiriyorduk. Evet. Daha sonra kendi tiyatrosunu geliştirdi. Belediyeye, çeşitli eğitim kurumlarına falan oyunlar çıkarmaya başladı. Günümüzde de artık Ömer Konakçı hem stand-up yapıyor tek kişilik oyun, hem Nasreddin Hoca tiplemesini biraz daha geliştiriyor. Bir de yıl boyu hazırlandığı birkaç tane oyunda Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde ve Sabancı Kongre Merkezi'nde seyirciyle, izleyiciyle buluşturuyor. Bu sene güzel bir stand-up'ını izledik. Daha doğrusu ikincisini izledik. Birincisinde biraz sanki sahnede alışık olduğumuz Ömer Konakçı değil de bir başkası vardı gibi, böyle bir heyecan yaptı sanki. Ama ikinciyi izlediğimizde gerçekten artık kendini açmıştı. Esprileri falan daha sıcak tutuyordu. Sahneye kendi daha fazla hakim olmuştu. Peki şimdi rol aldınız, onlarca tiyatro oynadınız. Stand-up'la diğer oyunlar arasında böyle bir heyecan, duygu yoğuşması mı? Nasıl bir şey var? Neden böyle biraz ilk oyununuzda böyle tutup gördüm ben sizi? Ya da bana mı öyle geldi? Şöyle Kemal abi, ben aslında kendimle ilgili eleştiri yapabiliyorum. Kendimi öz eleştiri yaptığımda kendimde olan eksikleri sizin gibi dostlarımızın, abilerimizin sayesinde görmeye çalışıyorum. Mesela ben dinledim. Mesela senden de dinledim. Kafama yatan şeyler oldu.
Yani herkes için söylüyorum. Kafama yatmayan şeyler oldu. İkincisinde biraz da senin söylediklerini uygulamaya başladım. Yani ikincisinde biraz abarttıysam Kemal abinin suçu var. Onu da bilin. Kemal abi. Yok, aşırı o otokontrol yapıyordun. Yani evet. Onu yapmamanı ben tavsiye ettim sadece. Yani sahne çünkü stand-up'a gelen izleyici kitlesi artık 18 yaşın üzerinde yetişkin insanlar. Dolayısıyla içinde çok galis küfür olmasa da bel altı esprilerin olduğu, efendim argonunda konuşulduğu bir oyunda öyle olması zaten günümüzde hayatın içinde var bunlar. Dolayısıyla orada onu otokontrol yapman gereksizdi. Ben öyle düşündüğüm için. Size kendim olamıyorum, doğal olamıyorum. Doğal olmak için. Yeni tiyatro sezonu açılıyor. Bununla beraber sizin de yeni sezonda alışık olduğumuz oyunların dışında yeni oyunlarınız var mı? Neler çalışıyorsunuz? Onunla ilgili de biraz bilgi alalım. Kemal abi şöyle, ya sen hani program başında söyledin ya işte, ailem sıkıntılarım oldu benim. Evet, annemle babamı erken yaşta kaybettim. Kardeşlerimin sorumluluğu, onlara olan ilgim, çünkü hem anne hem babalık yapmaya çalıştım onlara. Bir de onun dışında kendimle ilgili aşk hayatında bazı sorunlar yaşadım. Sen de detayını biliyorsun. Bir dönem tiyatroya ara vermek zorunda kaldım. Hatta bir 3-4 yıl sahneye çıkamadım. Düşündüğümde ben aile kavramına önem veren birisiyim. Bunu da zaman zaman sizinle istişare ediyoruz. Yazdığım oyunlarda, sahnelediğim oyunlarda birkaç tane de oyun yazdım. Hatta 6'ya yakın oyunum da var. O oyunlarda da dikkat ettiğim şey aile yapısı, aile hususu. O yüzden tiyatroya bayağı bir ara verdim. O dönemde onun burukluğunu yaşadım. Ama tekrar şu anda tiyatroya dönme kararı aldım. Yeni yeni belediyede de, daha önce geçmişte belediyede yapıyorduk. Yeni yeni biraz hareketlenmeye başladık. İşte sizin de söylediğiniz gibi daha önce Halk Eğitim üzerinden kurs açıp oradaki kursiyerlerle sahneye oyun çıkartmaya çalışıyordum. Hani profesyonel anlamda çok fazla çalışmamız olmadı, birkaç tane hariç. Profesyonelleşmek için de ekibinin oturması, ekibinin daha çok tecrübeli olması lazım. Bu anlamda işte o vermiş olduğum ara bana bir sıkıntı yaşattı. Şu anda tekrar bir ekip kurduk, bir kurs açtık. Bu kurs üzerinden, Halk Eğitim üzerinden ilerliyoruz. İşte doktorlar var, hemşireler var katılan. Geçmişte biliyorsun astsubaylar var. Bu meslekteki insanlar da, onlar da içlerinde ukde kalmış. Ya da hobi olarak yapmaya çalışıyorlar. Onlarla beraber şu anda oyun hazırlıyoruz. İki tane oyun planımız var. Bir tanesi Seni Çok Seviyorum adlı bir tiyatronun zorluklarını anlatan bir oyun. Bir tanesi de iki kişilik bir doktor hocamızla beraber. O da sahneye ilk defa çıkacak. Nasip olursa onunla hazırlayacağız. Daha başlamadık. Önce bir stand-up ile başladım. Şimdi de onunla hazırlıklarımız başlayacak. Bakalım. Onunla da oyun çıkartırsam benim için daha iyi olacak. Şöyle, sahneye hiç çıkmamış birini sahneye çıkartmak ve gerçekten çok anlamlı, güzel bir oyun. Şahin hocamızın bir oyunu, Şahin Örgen. Tüm Türkiye'de oynanıyor, devlet tiyatrolarının da repertuarında olan bir oyun. Aşk bir şey değildir diye. Bakalım nasip olursa bu oyunu hazırlayacağız. Bir de Seni Seviyorum diye kalabalık bir oyun var. Bir de oyunculuğunu yaptım, Defne Çoban'ın da yönetmenliği yaptığı Nalınlar oyunu var. İzlemiş miydin abi? Müzikal. Evet, güzel bir oyundu aslında. Hocam, sizinle beraber Malatya'da gerçekten 15'e yakın, belki daha fazla tiyatro grupları var. Bunlardan birçoğu çocuk tiyatroları, Karagöz, Acıbat gibi tiplemeleri okullar için canlandırıyor. Bir kısmı da gerçekten kamuya açık olarak oyunlarını sergiliyor. Ancak birkaç tanesi sadece belediye muhtesinde olduğu için, belediye çalışanları oldukları için oyunları istediğimiz lezzette olmuyor. Ben de zaman zaman eleştiriyorum. Piyas kafasıyla oynanılmaz falan filan. Bu anlamda Malatya'da böyle kültürel bir altyapı sizin gözünüzde nasıl, böyle görüyor musunuz? Etkin bir tiyatro izleyicisi var mı? Malatya'da bildiğimiz kadarıyla devlet tiyatroları yok ama devlet tiyatrolarının sahnesi var. Bu anlamda neler söylemek istersiniz Malatya'nın kültürü sanatıyla ilgili? Birincisi devlet tiyatrosu yok. Yerleşkesi yok. Ama dışarıdan oyunlar geliyor. Müthiş bir devlet tiyatrosu seyircisi var. Yani inanılmaz prensipli, inanılmaz o tiyatroya gelişin kurallarını biliyor, oturmasını biliyor, tiyatroda ne yapacağını biliyor. Bir oyun oynanırken
nasıl hareket edileceğini, neler yapmaması gerektiklerini, neler yapması gerektiklerini bilen, bilinçli, çok inanılmaz kaliteli, naif, ya güzel bir... Profesyonel bir kitle, izleyici kitlesi. Seyircinin de profesyonel olması lazım, evet. Evet. Aha. Öyle bir seyircisi var, o seyirci bizim çok hoşumuza gidiyor. Bizim amacımız o seyirciyi yakalayabilmek. Şimdi o seyirciyi yakalamamanın nedeni olarak ben geçmişte hep demin az önce de söyledim, belediyeler, hani belediye disipliniyle yaklaşıldığı zaman profesyonel oyunlar çıkarılmıyor. Bir de belediye muhtesinde olduğu için ücretsiz oyun olduğunda ilgisiz herkes katıldığı için tiyatronun bir insicamı da olmuyor. Bunu hep eleştiriyordum. Artık siz son yıllarda ücretli oyunlara başladınız. Ücretli oyunlara başladıktan sonra biraz izleyici kitleniz kalitesi tırnak içerisinde arttı mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben ücretsiz olan her şeye karşıyım. Bunu daha önce belediyede de tartıştım. Hatta belediyede tartıştım derken hani kötü anlamda değil. Ya oturduk konuştuk. Ben belediye yetkililerine o dönemde çok popüler olduğumuz, çok hızlı olduğumuz dönemlerde şunu söyledim. Abi 5 lira, 10 lira bir miktar belediye. Bu miktarda seyirciye bilet satalım. Seyirci yerini bilsin, kalite gelsin. Yani herkes birbirinin yerine oturmaya çalışmasın, herkesin yeri belli olsun. Bunu yapmaya çalıştım, ben başaramadım. Anlatamadım, ben mi anlatamadım ya da onlar mı anlamadı onu da bilmiyorum. Ama şu yönden çok haklısın Kemal abi. Belediyeler, Malatya'da tiyatro yapan ekiplerin kendini sıktığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de benim işin açıkçası. Yani biraz sansüre uğradık yani. İster istemez. Bir de burada yola çıkarak sizin ekibinizden bir çoğunluğu sizin ekibiniz olmak üzere Malatya'da yapılan onlarca film oldu. Hala da çekilmeyi planlayanlar var. Siz de bir kısmında yer aldınız. Hatta ilk dışında çektiğiniz sinema filmleri de oldu. Bunlardan başrol aldıklar oldu. Dizi denemesi oldu. Biraz da sinemayla ilgili düşüncelerini alalım. Şimdi şöyle biraz önceki sorularına tam cevap veremedim. Onu verip oradan oraya geçelim Kemal abi, olur mu? Malatya'daki diğer tiyatro ekipleriyle ilgili düşüncem şu, gerçekten çok başarılı olan, inatla, onlar da, çünkü bu iş inat işi yani. Ben tiyatroya her zaman şunu söylüyorum, kara sevda, yani biz bu işe sevdalıyız ama bu işten para kazanamıyoruz, ne yazık ki. Yani bir tutku. Tutku. Ama ben bu işe profesyonel yaklaşıp kendimi vermek, daha çok iyi olmak istiyorum. Bunun için de para kazanmam lazım ama ne yazık ki para kazanamayınca başka işler yapmaya çalışıyorsun. Bu defa hani tam tiyatro yapamıyorsun. İki arada bir derede kalıyorsun. O tiyatro ekipleri, diğer tiyatro ekiplerini anlıyorum. Anlamaya çalışıyorum, empati yapıyorum. Onlar da zorlanıyorlar bizim gibi. Bazen oyunlarını izlediğimizde ekipçe gidiyoruz. Ben bütün oyunlara ekibimi götürürüm. Zorlarım. Arkadaşlar diğer ekibin oyunu varmış, diğer ekiplerden bir tanesinin oyunu varmış, gidelim diye. Zorla götürdüm. Çocuklar bazen gelmek istemez. Çıktıklarında hemen eleştirirler. İlk söylediğim şey şu, arkadaşlar eleştirme. Siz yapmayın. Çünkü onların nasıl sahneye çıktığını biliyorsunuz, neler yaşadığını biliyorsunuz. Bizim sahne imkanımız yok. Kongre Kültür Merkezi'nde iki tane salon var. Aşağıda bir tane salon bomboş duruyor. Ne kültür müdürümüz? İnisiyatif kullan. O salon niye boş duruyor? Vali. Ya vali bu salonun boş durmasına izin mi vermeyecek? Vali bey eğer bu salonun, o salon orada boş durup izin vermiyorsa yani bir söylenecek başka bir kelime yok. Ama ben sanmıyorum. Yani vali beyin bundan haberi bile yoktur. İnisiyatif kullanın. Bundan önceki müdürümüz, hatta ben bunu söylediğimde ilk kültür müdürümüz bana kızmıştı. Ya işte sen farklı insanla çalıştın, ben farklı... Yok abi, o adam inisiyatif kullandı. Oradaki salonu, evet hatırlıyorum, yani bütün tiyatrocular açtı. Salon kirası da almıyorlardı. Şimdi evet. Günümüzde gerçekten hem salon kirası alıyorlar, daha acı bir şey. Kongre Kültür Merkezi'nin kendine ait güvenlik görevlileri var. Ona rağmen salon kiralayanlardan ayrıca bir de güvenlik kararı evet. istiyorlar iki tane. Bu da amatör tiyatro yapan insanlar için çok büyük bir külfet. Maliyet tabii. Bunu da duyurmuş olalım. Artık valilik olur, kültür müdürlüğü olur. Bu konuda inşallah güzel bir düzenleme yaparlar. Film olaylarını diyordum hocam. Film, evet. Malatya'da çekilen filmler, hatta geçtiğimiz günlerde sizin Zihri Cinan'da bir korku filminiz gayet de güzel izlendi. Hı hı. Pandemi nedeniyle ertelenmişti. Hem ondan bahsedin hem de çalıştığınız bazı yönetmenlerden bununla ilgili projelerinizi konuşalım.
sinema ile ilgili bizim çalışmalarımız devam ediyor. Şöyle, ben hem tiyatroda hem sinemada kendimle beraber, ben sadece kendi odaklı bir insan değilim. Yani bilenler bilir. Benimle beraber yol yürüyen arkadaşlara da yol açmaya, onlara kapı açmak için elimden geleni yapmaya hazırım. Yapıyorum da. Bu yönden vicdanım da çok rahat. O yüzden geçmişte birkaç tane sinema filmi çekildi ve bu sinema filmlerinde benimle beraber öğrencilerim de yer aldı. Ben de yer aldım. O biraz önce bahsettiğiniz Zircir filminde tamamen bizim ekip yer aldı. Yani filmi tamamen bizim ekiple çektiler. Dışarıdan bir tane oyuncu geldi. Yönetmen, yapımcı, ışıkçı geldi. Onun dışında ekip komple bizdik. Vizyona girecekti film. 2019'da çektik. 2020'de vizyona girecekti film. Pandemi ve deprem dolayısıyla erteledik. Geçen 3 ay önce Temmuz'da girdi vizyona. Yani sinemalar için kötü bir dönem olan Temmuz ayında biz vizyona girdik ve film çok güzel izlendi. Umduğumuzdan daha güzel izlendi. Bu bize gurur verdi, umut verdi. Şimdi o filmin ikincisini çekmeyi düşünüyor yapımcı. İkincisini Malatya'da yine çekecek. Onun dışında benim oynamış olduğum başka filmler var. Çekmiş olduğumuz kısa filmler var. Biraz önce program başında da söylediğim gibi benim bir tane hayalim var Malatya'da sinema filmi çekmek. Geçmişte Mercedes Kadir sinema filmini çekmek istiyordum. Hatta ben bunu Mercedes Kadir yaşarken 2019'du sanırım. 2019'da bana tiyatro emek ödülü verilmişti. Merkezinde o ödülü alırken vekillerimiz, hatta Mercedes Kadir de oradaydı. Ben orada Mercedes Kadir'in filmini çekeceğimi herkesin içinde söylemiştim. Mercedes Kadir'le böyle videolarımız var, senin sinema filmini çekeceğiz, oynayacağız diye. Dinlendirdik. Ondan sonra siz dinlendirdikten sonra projeyi bir başkaları, evet. İki tane farklı yönetmen, biz çekeceğiz, biz çekeceğiz kavgasına tutuştular. Hatta bir muhtarımız da kitabını yazdı. Evet. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla sizin düşünceniz böylece biraz hiç oldu gibi bir şey oldu maalesef. Evet, evet. Yani içinde bir ukde kaldı. Yani ben o film senaryosunu da yazdım hatta. Kendi ya şu şehrin değerini anlatıyorsanız, bu şehirde nefes almış, bu şehirde su içmiş, bu şehirde oynamış, bu şehirde çocukluğunuzun geçmiş olması lazım diye düşünüyorum. Onun dışında yazılan senaryolar biraz iğreti duracak. Ben kendi yazdığım senaryoya çok güveniyordum. Ama dediğiniz gibi Haydar Işık ve Gani Şavata ikisi de filmi çekmek istedi. Birisi bir abisine, birisi bir abisine imza attırdı. Ne yazık ki ikisi de filmi çekemedi. Ben buradan şunu da söylüyorum. Her ikisi de filmi çekmeyecekse ben çekerim. Hem de çok güzel bir Mercedes Kadir filmi çekerim. Tüm Türkiye'nin izleyeceği, tüm Malatya'nın değerlerini anlatacağım. Malatya'nın değerlerini oynatacağım. Çok da güzel bir film çekerim. Eyvallah. Bunu da bekliyoruz o zaman sizden. Madem bu müjdeyi aldık. Bir abilik yaparlarsa ikisi. Bunun da takipçisi olacağız, evet. İnşallah. Ömer Bey, yarın bir gün şeye gidiyorsun, Adana Film Festivali'ne, evet. Gidiyorsun. Festival demişken de hemen aklıma şuna geldi. İleriden beri seni dillendirdiğim bir şey vardı. Malatya'da bir tiyatro festivali yapalım diye. Çeşitli belediyeler de bu konuda başvuru da yaptım ama maalesef diğer tiyatro kulüpleri mi bir araya gelmedi, belediyeler mi baltaladı? Bu hayaliniz niye gerçek olmadı? Neden akamete uğradı? Şimdi bu konuyla ilgili benim inanılmaz bir hayalim var. Zaten biliyorsunuz, söylediniz. Hatta bir oyunda eski belediye başkanımız, çok da severim, bize tiyatroya çok emeği oldu. Sanata, kültüre. Hacı Urpala. Buradan selamlarımı da iletiyorum. Çünkü gerçekten çok emeği oldu. Hacı Başkan bir oyun sonrasında sahneye çıktığında ben mikrofonda, siz de oradaydınız hatta. Biz festival istiyoruz diye orada seyircinin içinde sıkıştırmıştım hatta. Kendisi de sözünü vermişti. Ama bürokrasi, belediyedeki işleyişler, tabii o süreçte kendisinin büyük şehre geçişi istediğimiz gibi gitmedi. Şans yanımızda değildi. Ama geçen sene biz yine şu anki Yeşurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'la konuştuğumuzda kesinlikle şöyle bir karar aldık. Tiyatro festivali yapacağız. Hocam, Sümer Parkı'nın içinde bir açık hava sahnesi vardı. Açık hava sahnesinde yaz boyunca sürekli etkinlikler yapıyordunuz böyle. Ücretsiz hem de belediyemizin etkinliği gibi oluyordu. Yaz aylarında parka çocuk çocuğuyla gelen Malatyalılar sinemayla tiyatroya tanışıyorlardı. İşte sahneye geçmiş tarihli
Yeşilçam sinemalarının oyla filmlerini oynatıyordunuz. Başka etkinlikler, müzikal etkinlikler yapıyordu ve oyunlar oynanıyordu. Daha sonra sahneyi sizden aldılar Büyükşehir Belediyesi. Önünü açtıktan sonra mezbelelik hale getirdiler maalesef. Tinercilerin, balicilerin yatağı durumuna diyor. Hiç değilse salon gibi kullanıyordunuz. Belediyelerin bu yönlerde çok amaçlı salonlar açıyorlar mı, yapıyorlar mı? Tiyatro için siz hazırlıklarınızı nerelerde yapıyorsunuz? Şimdi Açık Hava Tiyatrosu ile ilgili şunu söyleyeyim. Yıl 2010, Sümer Park'ta gezinirken tiyatroya yeni yeni başlamışız. İşte benim hep hayalim böyle çok yüksek oldu. Malatya'ya bir oda tiyatrosu kazandırayım diye düşünüyordum. Bir salonum olsun, 100 kişilik, 50 kişilik diye. Sümer Park'ta otururken tesadüfen o Açık Hava Tiyatrosu'nu gördüm. Ama o dönemde daha beter haldeydi. Yani her yer açıktı. O dönemin görüntüleri var elimde. O dönemde orayı atıl, bakımsız. Tabii oranın sahnesi falan yoktu. Yanları falan hiçbir şey yoktu. Orayı öyle görünce belediyelerle o zaman diyalogumuz vardı. O zaman sağ olsun Ahmet Çakır belediye başkanımız gitti kendisinden rica ettik. Biz burayı alıp güzelleştirip burada yazlık sinema, tiyatro, şiir günleri, buna benzer etkinlikler yapmayı düşündüğümüzü söyledik. Kendisi hemen direkt orayı bize verdiğini söyledi. O kadar mutlu olduk ki ondan sonra çıktık. Orayı güzelleştirdik, boyadık. Bütün masrafları ben kendim yaptım. Yani şans olarak ben orayı aldım. Açılışında hatta o dönemin aile bakanı vardı. Bakanla beraber yaptık. Kendileri de katıldı milletvekillerimiz. Görüntüleri de YouTube sayfasında duruyor. Aldık. Güzel işler yaptık. Çok çırpındı. Orada da çok emek verdik. Zaman zaman siz de geliyordunuz gösterilere. Özellikle Ramazan aylarında çok güzel etkinlikler yapıyorduk. Orta oyunları, şiir günleri, meddah gösterileri. Sonra değişik bir şekilde karşımıza bize hiç işin açıkçası ya, bize... Ya hak etmediniz bir muamele geldiniz. Evet. Hani bize vereceklerdi ama şart koştular. O şartlar da bizi üzdü, kırdı. Biz de o zaman bu şartları veriyorsanız biz bu şartlarla yapamayız dedik. Öyle kaldı. Ondan sonra vereceklerini söylediler. Sonra yine kaldı. İlginç bir şekilde orası 2 senedir atıl durumda ve herkes bana fotoğraf gönderiyor, video gönderiyor. Bura niye böyle bakımsız? Hala bende sanıyorlar. Bura niye böyle işte? Burada alkol kullanıyorlar, burada bali çekiyorlar, burada sarhoş var. Yani anlatamadık ama 2 yıldır orada duruyor. Hocam tek bir söyleşiye hemen her şeye sığdırmak imkansız. Başka bir program da yaparız ama bu arada ben sizin işte geçmişte tiyatroya başlamanız ve bugünleri biraz konuştuk. Biraz Malatya kültürünü, altyapısını konuştuk. İşte tiyatroların durumunu özetlemeye çalıştık. Benim hatırıma gelmeyen, unuttuğum veyahut da sizin özellikle altını çizmek istediğiniz, şunları da anlatsaydım dediğiniz son sözlerinizi alalım, kapatalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Yerel yönetimler, özellikle tiyatroyla ilgilenen genç arkadaşlara, çünkü tiyatro gerçekten güzelleştiriyor, sanat güzelleştiriyor. Bunun birçok örneğini verebilirim. Bizim ekibe dahil olan, katılan, birçok tutuk olan, konuşamayan, toplum içinde kendini ifade edemeyen, benim gibi. Ben de öyleydim, yani öyle biriydim. Ama bana bunların empati yapamayan, bana bunların hepsini tiyatro sağladı. Bana tiyatro o kadar güzellikler verdi ki. Dost verdi, seyirci verdi, arkadaş verdi. Ekip verdi. Birçoğuyla küsmüş olabilirim ama onlarla yaşadıklarım da çok güzeldi. Yani hayat bu. Bazen yollarımız ayrılabiliyor. Saygı duyuyorum. Onlarla da her şey çok güzeldi. O yüzden yerel yöneticilerden şunu istiyorum. Lütfen bahanelere sığınmayın. Çünkü bahaneye sığınmak çok kolay. Yani o izin vermedi, o bakanlık şöyle dedi, şu böyle dedi. Veremeyiz, yapamayız. Yapabilirsiniz. Çok basit. Spor yapmış birisiyim, futbol hakemliği yapmış birisiyim, uzun dönemde futbol yapmış birisiyim, voleybol oynamış, basketbol oynamış birisiyim. Spora verilen desteğin, amatör sporu demiyorum, profesyonel anlamda, amatör sporun derdini de bilmiyorum. Bazen konuşuyorlar dertlerini. Ama spora verilen, profesyonel anlamda spora verilen desteğin %1'i, bakın %1'i diyorum ha, %1'i şu memleketteki tiyatroculara verilse, İnanın çok güzel şeyler yapacaklar. Yani bilet alırken kolaylık sağlayın. Tiyatro salonunu bedava vermeye çalışın. Yani salon kiralayıp onlar üzerinden para kazanmaya çalışmayın. Ne bileyim, yani destek olun. Toplayın, konuşun.
Bunu bir tek il kültür, eski il kültür müdürümüz Levent İskenderoğlu yaptı. Biz onunla istişare ederken ne yapabiliriz diye. Dedim ki müdürüm, bizi kimse toplayıp bir araya getirmedi. Bizi bir araya bir toplayın, bir derdiniz var mı diye konuşun. Sonra da bir yemekte buluşalım dedik. Öyle yaptı. Abi, emektar, Malatya'ya çok tiyatro anlamında bir şeyler katmış olan Mahmut Hocam, Mahmut Ata, gözleri doldu adamın. Bana böyle yaptı. Yaşım 65, ilk defa ben böyle bir şey duyuyorum. Ya bu niye yapılmaz? Yani hiç yapamıyorsanız her sene 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. O günde toplayın tiyatrocuları, o günün haftasında. Ya arkadaşlar, bir isteğiniz var mı, bir ilginiz var mı, biz size ne yapabiliriz? Bunları konuşun, bizi bir muhatap alın, tanıyalım birbirimizi. Ama bu anlamda ne yazık ki ikili ilişkileri ya da siyasi anlamda ilişkileri olan insanlar bir şeyler yapabiliyor, diğerleri yapamıyor. Ama diğerlerine yazık değil mi? Bakın ben yapabiliyorum, işin açıkçasını söyleyeyim. Yani Cemal abi sen bilirsin. Yapabiliyorum, ikili ilişkilerim de iyi. Diyalon değil birilerinde. Ama ben yapıyorum diye diğerlerine ayıp değil mi yani? Onlara da sahip çıkmak lazım. Bakın gencecik çocuklar tiyatro yapmaya çalışıyor. Yani işin özü Malatya'daki genç tiyatroculara, yerel ekiplere, amatör tiyatro gruplarına, profesyonel olmaya aday tiyatro gruplarına, ekiplerine lütfen el uzatalım, destek verelim. Onları muhatap alalım. Eyvallah hocam, ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, Malatya Sanat Sokağı'nda Büyükşehir Belediye'mize ait 2023 Fotoğraf Makineleri Müzesi'nden, müzesinin kütüphanesinden sizlerle beraber olduk. Konuğumuz Nasrettin Konakçı olarak benim ifade ettiğim Malatya'nın gülen yüzü, güldüren yüzü Ömer Konakçı'ydı. Tiyatrocu, genç kardeşim, sinemacı. Ömer Konakçı'yı bir başka programda, biraz daha sanatsal ağırlıklı bir programda ayrıca konuk etmek ümidiyle, çünkü her şeyleri, aklımdaki diğer soruları soramadım. Zamanımız bu kadardı. Bugünlük bu kadar olsun. Haftaya görüşmek üzere. Malatya'dan sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, dostça kalın.